Hangisi x eksi 3 ile tam bölünemez diyor. Ya bakacaksınız böyle tek tek, gerçekten öyle yani hani burada müthiş bir yöntem aramamak lazım. Mesela şu çarpanların ayrıldığı için x eksi 3 çarpanı var. Burada x eksi 3 çarpanı var. Burada 3 yazıyorsunuz, direkt 16 eksi 16 oluyor. Şimdi c ve e biraz benzemiyor. Zaten c'ye yazdığın zaman yine olduğunu göreceksiniz. E'ye yazarsanız 27 eksi 27 artı 3'ten bakın olmadığını görürsünüz. Yani bunun için bu soruda bir özel yöntem sakın aramayın kendinize. Bazen şıklardan gitmeniz gerekiyor. Sadece hızlı bir bakışla arkadaşlar ABD'nin hemen elendiği belli oluyor. P küp x polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 8'dir. Hemen yazalım o zaman. P küp 1 eşitmiş 8 arkadaşlar. Buradan P1'in 2 olduğunu görüyoruz. X kare çarpı P x eksi 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan nedir denmiş. X yerine 2 yazarsak 4 çarpı P1 olacak. P1'i zaten 2 bulduk. Cevap 8 oldu. B şıkkı. Burada polinomun n'inci dereceden olması müthiş bir sıkıntı çıkarmıyor arkadaşlar. Biz zaten P küp x'in de bir polinom olduğunu bildiğimiz için herhangi bir polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan demek, burada hep burayı sıfıra eşitle demek. Bu P küp de olsa, normal P de olsa fark etmez. P x polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 2 denmiş. X gördüğümüz yere 1 yazarsak P1 2. Yine x gördüğümüz yere 3 yazarsak 3 eksi 1'den Q1'de 4 verilmiş. Q 2x eksi 1 bölü Px eşittir x artı m eksi 2. Ne yapalım? X gördüğümüz yere 1 verirsek ikisinde de bakın ne güzel Q1 ve P1 elde ediyoruz. 1 artı m eksi 2 oluyor. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman P1 2'ymiş, Q1 4'müş. 4 bölü 2'den 2 olacak arkadaşlar. 2 eşittir 1 artı m eksi 2. Eksi 1'i öbür tarafa atarsak m 3 oldu. C şıkkı. Px 2x eksi 3 verilmiş. Denklemini sağlayan m değeri nedir? Yapacağımız iş sadece normal m'ye eksi 1 yerine yazmak. 2m eksi 1 eksi 3'ten 2m eksi 5 oldu. Diğerinde de m artı 1 yerine yazarsak 2m artı, şurada tabii eksi 3 vardı bir de. 2m artı 2, 3 de çıkardık. 2m eksi 1 oldu. Bunları topladığımızda 4m eksi 6 eşittir 14. 4m 20. M arkadaşlar 5 geldi. C şıkkı. 3 sütunlu şekildeki kutular içerisindeki sayılar soldan sağa doğru, 3 satırlı şekilde kutular içerisindeki sayılar üstten alta doğru ikinci dereceden polinomun sırasıyla x kare, x ve sabit teriminin katsayılarını vermektedir. Gördüğünüz gibi px demiş 3x kare artı 2x artı 4. Qx yine x kare artı 4x artı 2. Yatayda belirtilen polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre dikeyde oluşan polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Birincisi bu sütunda olduğu için ilk 2x kare sonra artı ax artı 3 olacak. Bu şimdi px polinomu olsun. Bu px polinomunun arkadaşlar x eksi 1 ile bölümünden kalan demek p1 demektir. Yani 2 artı a artı 3 eşittir 7. Buradan da a gördüğünüz gibi 2 oldu. Diğer polinoma gelirsek artık sütundakine. Buradan da ne olacak? 1 yani x kare artı a'yı 2 bulduk. 2x artı 4. Bu qx polinomu olsun. Bunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 2'nin karesi 4. Artı 2 çarpı 2 4. Artı 4 12 oldu arkadaşlar. C şıkkı. Px artı 4, qx artı 2 ve px artı 2 polinomları verilmiş. Buna göre a kaçtır diye soruluyor. Px artı 2'yi bulmak kolay arkadaşlar. Px artı 2'yi yapmak için x gördüğünüz yere ne yazmalısınız? X eksi 2. Sonuçta bu bir fonksiyondur polinom. Böylece x eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı x eksi 2 artı a. Buradan da x kare eksi 4x artı 4 artı 4x eksi 8 artı a. 4x'ler gitti bakın. X kare kaldı. Şurada eksi 8 artı 4. A eksi 4 oldu. Eşittir. X kare artı 4'e. Demek ki buradan a eksi 4'ün 4'e eşit olması için a 8 olmalıymış. C şıkkı. Px polinomunun derecesi 2 ise px kare artı 3'ün derecesi 4'tür. Evet, burada sabitte ve katsayıya odaklanmaya gerek yok. Px kare polinomunun derecesi arkadaşlar tabii ki 2 çarpı 2'den 4 olacaktır. Derecenin derecesi üstün üstü çarpılır mantığı. Hemen örnek kenarda aklınıza gelmezse basit örnekler düşünün. Px x kare olsun. Px kare ne olur bakın? X karenin karesi üstün üstü çarpılır, bu yüzden 4. Bu şekilde aklınızda kalsın. Yine gelelim şimdi px küp polinomunun p2x polinomunun bölümünden elde edilen bölümün derecesi 2'dir denmiş. Burada da şimdi px küp polinomu arkadaşlar kaçıncı dereceden bilmiyoruz. En azından şunu diyebiliriz. 3p'dir bunun derecesi. Bu px polinomunun derecesi de arkadaşlar p'dir. Biz x üzeri 3p'yi bir nevi x üzeri p'ye bölüyormuş gibi düşünürüz. Bunları da böldüğümüz zaman evet x üzeri 2p şeklinde bir polinom elde ederiz. Bundan dolayı p'yi bilmediğimiz için bu soru işareti. Derece p2x artı 3 4 ise derece px 2'dir. Tabii ki bu da kesinlikle yanlış arkadaşlar. Yani bırakın daimalığı, kesinlikle yanlış. Çünkü bir polinomun derecesinde katsayılar hiçbir rol oynamaz. O baş katsayıyı etkiler. Derecenin bir katkısı yoktur. Px polinomunun derecesine ise p2x artı 3 de olur. Hatta p1.000.000x de olur. Bu yüzden bu yanlış. Cevabımız yalnız bir A şıkkı oldu. Px x çarpı x eksi 8 polinomu veriliyor. Buna göre px kare artı 3x artı 16 polinomunun çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ne yapacağız? X kare artı 3x yazacağız. Gördüğümüz yere x'i. Bakın normal fonksiyon yorumu. Yine gidiyorum. Buraya da x kare artı 3x eksi 8 yazıyorum. Artı 16. Şimdi bundan sonra çarpanlarından biri nedir demiş ya. Şöyle bir şey yapalım. X kare artı 3x. Buraya dağıtalım arkadaşlar. X kare artı 3x, hatta t diyeyim bir şöyle. Bak şimdi buraya. T kare eksi 8t artı 16. Bunu bazen biliyorsunuz çarpanları ayırma sorularında yapıyoruz. Yoksa x kare artı 3x'i olduğu gibi dağıtmak şu an zor gelir, yani üşenirim ona. Ve bu bizi üşenmek doğru bir sonuca götürüyor aslında. T eksi 4'ün karesi. T eksi 4'ün karesi bir parantez kare oldu. Demek ki x kare artı 3x eksi 4'ün parantez karesiymiş. T dediğimiz x kare artı 3x'ti. Böylece arkadaşlar buradan x artı 4 çarpı x eksi 1 diye ayırabildiğimiz için bunu aslında şu durum gerçekleşti. X artı 4'ün karesi parantez içinde veya x eksi 1'in karesi arkadaşlar. Şimdi şıklara baktığınız zaman diyeceksiniz ki ama hocam yok yaptığınız şey. 1 eksi x'in karesi de x eksi 1'in karesine eşit ya, o yüzden c diyebiliriz. Malum şey gibi düşünün. Eksi 2'nin karesi 2'nin karesi. Bundan dolayı bak bunu şöyle değiştirip böyle yapma hakkım var. Güzel bir soru. Aslında birazcık çarpanları ayırma sorusu, C şıkkı oldu bu da. Px polinom olmak üzere evet pm eşittir 0 ise polinomun köküdür arkadaşlar. İkinci dereceden px polinomunun kökleri eksi 2 ve 3 demek. Bunun baş katsayısını bilmiyoruz şu an ama şunu söyleyebiliriz. Çarpanları verdiği zaman bize kökleri x eksi eksi 2'den x artı 2 ve x eksi 3 diye bu ikinci dereceden polinomu böyle yazabiliriz. Bunu zaten konu anlatımında da karşınıza geliyordur hep bu mantık arkadaşlar. Sonra parabolde de kullanacağız. İleride böyle türev falan olursa onda da kullanacaksınız. Rx eşittir px artı 2 olduğuna göre demiş. Px artı 2 dediği için bakın a, x gördüğüm yere x artı 2 yazarsam x artı 4 olur. Burada da x gördüğüm yere x artı 2 yazarsam x eksi 1 olur. Bu rx polinomuna eşitmiş aynı zamanda. Rx polinomunun kökü olması için bakın içeriği 0 yapan değer eksi 4. Burada içeriği 0 yapan değer 1. Cevabımız 1 ve 3 oldu. D şıkkı. İkinci dereceden bir px polinomu ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. X eksi 1 ile bölümünden kalan ile x artı 2 ile bölümünden kalan eşit. X gördüğün yere 1 yaz. Demek ki p1, yine x gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak p1 p eksi 2'ye eşitmiş. Sabit terimi baş katsayısının 2 katıdır diyor. İkinci dereceden bir polinom arkadaşlar aynı zamanda. Şöyle diyebiliriz o zaman. Ax kare artı bx artı 2a. Gördünüz mü? İkinci dereceden bir denklem. Köklerini bilmiyorsak mecburen böyle yazmak zorundayız. P4 bölü P2 nedir diye sormuş bize. Buradan önce şunu bir görelim ama. P1 P-2 eşit ya. A ve B arasında bir bağıntı görürüz muhtemelen böylece. P1 A artı B artı 2a. P-2 4a eksi 2b artı 2a eşittir. Bunlar gitti. Böylece 3b eşittir 3a oldu arkadaşlar. A da b'ye eşitmiş. Güzel. Demek ki denklem ax kare artı ax artı 2a'ya eşit. P4 ne demektir? 16a artı 4a artı 2a. P2 ne demektir? 4a artı 2a artı 2a. Böylece yukarısı 22a oldu. Aşağısı 4, 4 daha 8a oldu. 22 bölü 8 sadeleştirirsek 11 bölü 4 a şıkkı. Px polinomunun x eksi n ile bölümünden kalan evet pn'dir. Px x küp eksi 1 polinomunun x eksi 1 ile elde edilen bölümüymüş. X küp eksi 1'i x eksi 1'e bölmek kolay bir şey. Böyle uzunca bölmeye gerek yok çünkü çarpanlarını ayırırsak x eksi 1 x kare artı x artı 1'dir. X eksi 1'e de bölünce demek ki px polinomu arkadaşlar x kare artı x artı 1. Bundan sonra ppx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan dikkat. Yine yapacağımız iş her zamanki gibi bu x'e 1 vermektir. Sadece pp1'i bulacağız. Yani önce p1'i bulacağız. 1 artı 1 artı 1'den 3 gelecek. Sonra p1 gördüğünüz yere 3 yazacağız. p3'ü bulacağız. p3 de 9 artı 3 artı 1'den 13 c şıkkı oldu. Px artı 1 polinomunun x eksi a artı 1 ile bölümünden kalan demiş. Bu ne demek? Yine sıfıra eşitle. X'i yalnız bırak. A eksi 1 ver. X gördüğümüz yere a eksi 1 yazarsak böylece pa eşitmiş arkadaşlar a artı 2'ye. Bu bizim için şöyle önemli olacak. Gideceğiz x gördüğümüz yere a yazacağız. pa artı a eksi a çarpı pa artı 3 eşittir a kare artı 3a eksi 13. Bak bu gitti gördünüz mü? A eksi a'dan 0 oldu. pa yine vermişti. A artı 2. A artı 2 eşittir a kare artı 3a eksi 13. Böylece a kare artı 2a eksi 15 eşittir 0'dan a artı 5 a eksi 3 eşittir 0. A büyüktür 0 olduğu için a'yı 3 olarak kabul edeceğiz. C şıkkı. Derecesi 4 olan px polinomu x küp eksi 16x ve x küp artı 5x kare artı 4x polinomları ile tam bölünmektedir. P küp p üzeri p3 pardon p küp nereden çıktıysa p3 84 olduğuna göre p eksi 2'nin değeri kaçtır? Şimdi burada çarpanlarına ayrılıyor bakın burası. X çarpı x kare eksi 16 hatta x çarpı x eksi 4 çarpı x artı 4. Şuraya da bir bakalım ayrılıyor mu? X parantezinde x kare artı 5x artı 4. Bu da x çarpı x artı 4 çarpı x artı 1 yapar. Şimdi dikkat. X'e bölünüyor. X eksi 4'e bölünüyor. X artı 4'e bölünüyor. X artı 1'e bölünüyor. Derecesi 4 zaten. Demek ki bütün çarpanlarını aslında bana vermiş. Bu polinomun yalnız baş katsayısıyla ilgili bir bilgi yok ya. O yüzden bunu hemen buraya iliştirdim. Bakın bu şekilde güzel bir durum oldu ve polinomu bulduk. Sıkıntı da çıkarmadı 4. dereceden olmasına rağmen. P3 nedir? A çarpı 3 eksi 1 çarpı 7 3 artı 1'den de 4. Bu da 84'e eşitmiş. Buradan 7 kere 4 28 3 ile çarparsak 84. Bu da 84. A demek ki eksi 1'miş arkadaşlar. Şimdi P eksi 2'yi bulalım. Eksi 1 parantezinde eksi 2 eksi 6 artı 2 ve eksi 1 olacak. Eksi 2 bu eksileri bir götüreyim. Buradaki eksileri de götüreyim. 2 kere 6 12. 2 ile çarparsak cevap 24 oldu. E şıkkı. Px 3. dereceden baş katsayısı 2 olan bir polinomdur. P4 de olmuş, P2 de olmuş, P1 de olmuş. Bu bize neyi anlatıyor biliyor musunuz? Hani buralar 0 olunca şunu yapıyorduk ya. Baş katsayısı verilmiş burada. 2 x eksi 4. X eksi 2, x eksi 1 diyoruz ya. Burada arkadaşlar bir kalan varmış aslında. Bunu anlatıyor. Gerçekten bakın 4 yazın 10 kalacak. 2 yazın 10 kalacak. 1 yazın yine 10 kalacak. O zaman px polinomunu işte güzelce bulduk. Bundan dolayı p3'ü de artık yerine yazarsak 2 çarpı eksi 1, 1. Sonra 3 eksi 1'den 2 artı 10. Şimdi 2 çarpı eksi 2 eksi 4 16 geldi. C şıkkı oldu. Bu soruda arkadaşlar dikkatlice işlem yapmamız gerekiyor. Çünkü 4. dereceden bir polinom. Bakın şimdi burada bir başkatsayı eksi 3. Şöyle bir şey diyeceğim. X kare eksi 2x eksi 3'e böldüğümüzde bölüme değer vermemiz lazım. X'li. Çünkü arkadaşlar burada 4. derece öbür sorular gibi işte 3'e bölündüğünde de 0 kalanı, 4'e bölündüğünde de 0, 5'e bölündüğünde de 0 şeklinde ax eksi k, ax eksi l falan şeklinde olmuyor. Burada normal. Bunu yazdım. Başkatsayısının eksi 3 olması için bak çarpacağım polinom ikinci dereceden olmalı. Neden? Çarpınca 4. dereceden elde etmeliyim. İkinci dereceden bir denklem ax kare artı bx artı c'dir. O yüzden bakın böyle eksi 3x kare artı bx artı c diye buraya yazdım. Kalan da x artı 2'ymiş. Önce bu şekilde bir polinomu arkadaşlar oluşturmak gerekiyor. Şimdi burada hemen şuna da dikkat edelim. Sabit terim eksi 7 ya. Burada x'e 0 verdiğimizde cevabın eksi 7 gelmesi lazım. Şimdi bakıyorum 0, 0, eksi 3, 0 artı c. Şöyle parantez içinde. Artı 0 artı 2. Ne oldu? Eksi 3c artı 2 eşittir eksi 7. c demek ki 3'müş. Bundan dolayı artık polinomu bir daha yazalım. X kare eksi 2x eksi 3 çarpı eksi 3x kare artı bx artı 3 artı x artı 2. Şimdi ne yapacağım? Katsayılar toplamını vermiş ya eksi 5 diye. Oraya gidiyorum. P1 1 eksi 2 eksi 3. Ne yapıyor buradan? 1 eksi 5 eksi 4 yapıyor. Sonra burası eksi 3 b daha eksi 3 artı b, yani burası b oldu. Eksi 3'ler birbirini götürdü. Burası da 1 artı 2 eşitmiş arkadaşlar eksi 5'e. Eksi 4b diğer tarafa attığımız zaman eksi 8 oldu. B de arkadaşlar 2 geldi. Polinom bitti. Bunu farklı renkle yazayım artık. Px polinomu x kare eksi 2x eksi 3 çarpı eksi 3x kare artı 2x artı 3. Bir de artı x artı 2 var. Şimdi bundan sonra p2'yi soruyor bize. Yazalım yerine p2 için 4 eksi 8 eksi 3 daha eksi 5 yaptı. İnşallah öyledir. İşlem hatası yapmayalım. 4 eksi, dur bakayım bir daha yazayım şöyle. 4 eksi 4 eksi 3, emin olamadım çünkü, evet nitekim değilmiş. Eksi 7 artı 4'ten eksi 3'müş arkadaşlar, pardon. Sonra burası eksi 12, 4 daha eksi 8, 3 daha eksi 5. O zaman bir de eksi 5 ile çarpacağız. Şurada eksi 2, burası da arkadaşlar 2 artı 2'den 4 oldu. 15 artı 4 19, yani şu işlemleri yapmak da hakikaten anlatmaktan daha zor geliyor bazen bana. Bu şekilde eksi 3 çarpı eksi 5 artı 4'ten 19'u bulduk. Bayağı böyle işleme dayalı bir soru. Yani TYT midir AYT midir bilemem ama bu şekilde size göstermiş olayım. Zaten polinom hem TYT hem AYT arkadaşlar. Bu soruda çok önemli bir şeyi fark ettirmek istiyorum size. Bir px polinomunun, önceden de söylemiştik, derecesi neye eşitti? Böyle bir pax artı b'ye eşitti. X'in derecesi değişmediği müddetçe katsayı ve sabit önemli değil. Bu yüzden biz burada px artı 1 ile px'i çarparsak, diyelim bunun derecesi, uyduruyorum şu an tamamen harf vermeyeyim diye. Diyelim bu 4. dereceden. 4. dereceden 2 tane polinomu çarparsanız bir nevi x üzeri 4'leri çarpmak gibidir. X üzeri 8 olur. Derecesi bu olur. Sağdaki polinomun da o zaman P2x artı 20 zaten bu sabit. Bunu salla. Bunun da 8. dereceden olması lazım. Ama arkadaşlar ne demiştim? Bu polinomla bu polinomun derecesi bu polinomun da derecesine eşit. Yani 4. dereceden olmalı. Olmadı. Bu x üzeri 4'lü bir şey. Bu x üzeri 8'li bir şey oluyor. Neden olmadı işte? Tam bu noktada şuna dikkat edeceğiz. Bakın söyleyeyim. Bu arkadaşlar sabit polinom olursa ancak bu soruyu böyle kurtarırız. Neden sabit polinom olursa olmuyor işte, denedik. Eğer sabit polinom olursa böylece zaten bu da 0. dereceden, bu da 0. dereceden, bu da 0. dereceden olacak. Yine dereceleri birbirine eşit olacak. Öbür türlü her zaman bunların toplamı şunun derecesinin 2 katı olmak zorunda. Haliyle arkadaşlar px artı 1'e bir t diyeceğim. Öbürüne de t diyeceğim. Eşittir t artı 20. T kare eksi t eksi 20 eşittir 0. Buradan t eksi 5 çarpı t artı 4 eşittir 0'dan t5 veya eksi 4. Yani polinom arkadaşlar 5'e de eşit olabilir, eksi 4'e de eşit olabilir. Şıklarda eksi 4 yok. P10 dese de, P1 milyon dese de, P 10 üzeri 3 deseydi arkadaşlar sabit polinom olduğundan hepsi birbirine eşit.